Tamam, başlayalım arkadaşlar. Geçen hafta kaldığımız yerden. Bu ne ya? Kimseler niye gelmiyor ya? Tamam. O zaman bu. Ben de. İlk yaşam var olan da bir yerde tamam mı? Tamam, kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Formal gramerlere başlamıştık. Demiştik ki passing işine gireceğiz. Onun için gramerini öğrenmemiz lazım. Daha önceden bildiğimiz bu işte bir kelimenin yapılarının çıkarılması, morfolojik analize daha çok şey kullanmıştık biz. Finite State Automata kullanmıştık. Yalnız Finite State Automata şeyde sökmüyor. Parsing'de sökmüyor. Yeteri kadar kuvvetli değil onun için işte context free gramerler falan kullanmamız lazım. Bu chapter'da zaten onun hakkında. Şunlara başladık, konuştuk esasında bunların cevabında. Konteksli gramerler hakkında konuştuk. İngilizce'nin gramer hakkında birazcık konuştuk. Bu chapter kanta kalanları tamamlayalım. Ondan sonra bir sonraki chapter şey hakkında konuşacak. Parsing hakkında konuşacak. Bu sadece işin zeminini hazırlamak için yazılmış bir tane chapter. Syntax hakkında konuştuk. Syntax ne? İşte syntax derken şey anlamayın. Size öğretilen, işte lingüistiklerin çıkardığı syntaxı anlamayın. Makinayla dil işlemek için kendimize göre işimize gelecek şekilde çıkardığımız bir sintaks var ya da insanların tabi olarak kullandıkları sintaks neyse onu kullanacağız falan gibi laflara etmiştik. Sintaks parsing neden önemli onun hakkında konuştuk. Ondan sonra context free grammar hakkında konuştuk. Nerede kaldık? Esasında biraz size gideyim. Constituency hakkında konuştuk. Zaten bunu da sınav sırasında çalışmışsınızdır. Context free grammar hakkında konuştuk. Hatta ben bir tane de şey verdim. İngilizce için çok basit L0 grameri vermiştik ya bir tane en basit gramer. O context free gramerlerde yazılmıştı. İşte bu context free gramerde kurallar vardı, rule vardı. İşte rule'lar nasıl şeylerdi? Rule'lar şöyle şeylerdi. İşte şöyleydi. B, C, B ile A, B, C bunlar non-terminal'lar. Terminal'larda şöyle oluyordu genelde mesela burası bir kelime gidiyordu diyor. Bir kelime. Onlar terminal'lar, non-terminal'lar. İşte kurallar, iki tane kuralım var. İki tane non-terminal'ım var. Bir tane de terminal'ım var. The, çok basit bir tane. Gramer. B'de işte başka bir şey, C'de başka bir şey gitmesi lazım. Sonra da bunlar terminal'a bitmesi lazım. Basit bir tane gramer. Context free grameri bu. Finite State Automata'ya göre daha kuvvetli yapı bunlar. Tamam. Bunlar hakkında konuştuk. Şunları bazı buradan göremiyorum ya. Şöyle. İşte bir iki tane örnek benim verdiğim örneğe benziyor. Noun phase, determiner nominal ya da işte proper noun olabilir. Nominal da noun ya da nominal noun olabilir. Esasında yukarıdakini aşağıdaki şekilde yazabildik. Yani şunu yazmak yerine şuraya doğrudan proper noun diyebilirdim. Şunu yazmak yerine. Bunu da yazabilirdim oraya. Alttaki zaten öyle yazılmış gördüğünüz gibi. Tamam. Bunlar hakkında konuştuk. İşte bu da verdiğimiz şeydi. İlk L0 grameriydi. Bir sentence, İngilizce sentence dediğin bir noun phrase ve verb phrase oluşur. Noun phrase, işte noun phrase için 3 tane şeyim var, kuralım var. Pronoun olabilir, proper noun olabilir, determiner nominal olabilir. Nominal için 2 tane var. Bu da recursive bir şekilde aşağıya kadar iniyor. Yani en uçları bunların kelimelere falan dokunması lazım. Bunların hakkında konuşup çok fazla konuşmayacağım. Demiştik ki finite state automata olduğu gibi ya da finite state transducer'da olduğu gibi verilen bir kelimenin hani finite state transducer'dan otomatadan geçiyorduk tamam bu kelime morfoloji uygundur diyorduk ya onu yapabildiği gibi finite state automata transducer kelime de üretebiliyordu bize.
şey de aynısı, kontekstli gramerler de aynısı. Şeylerden başlayarak, kuramlardan başlayarak siz kendiniz random cümle üretebiliyorsunuz. Generatif bir yapıları var yani. Hem predict ediyorlar hem bu gramer, bu gramerin içerisinde mi değil mi diye hem predict ediyorlar hem de generate edebiliyorlar. Generativity bunlarda da var. Generate strings in the language, reject strings not in the language, impose structure of strings in the language. Bunların hepsini yapabiliyorsun. Bir tane derivation işte. Biraz önce gösterdiğim L0 gramerinde yapılmış bir tane derivation. I prefer a morning flight. İşte noun phrase, verb phrase'den oluşuyor şurada gördüğün gibi. Noun phrase ve verb phrase bu. S burada ikiye ayrılmış. Noun phrase ve verb phrase. Sonra noun phrase pronoun'a gidiyor. Pronoun da I olmuş burada. Verb phrase, verb phrase, noun phrase olarak yine ikiye ayrılmış. Ondan sonra prefer esasında verb. Morning flight da verb'in aldığı subject. Bazı fiiller, bazı bunun gibi fiiller prefer mesela bir tane subject alıyor, bazıları almıyor. Onlar hakkında daha sonradan konuşacağız. Hangisi var, hangisi var, kolların içerisine nasıl koyacağız. Yani bu VP, NP'ye baktığın zaman verb, noun, phrase diyor. Bazıları verb'den sonra noun, phrase almıyor, tamam mı? Yani aldığı noun, phrase'ler bir garip, değişik. I prefer a morning flight diyorsun ama mesela oraya prefer yerine koyulmayacak bir şey söyleyeyim bana, gramer uymasın. I like a morning flight de olur. Subject almayan bir tane bir şey söyleyeyim bana ya. I see de olur. Tamam, I come a morning flight olmuyor. Tamam mı? Onun yine verb ve noun phrase var. Onun noun phrase'i daha değişik bir noun phrase. Yani her verb ile beraber her parsing aynı şekilde olmuyor. Oraya preferal başka bir tane verb koy, bu çalışsın olmuyor. Değiştirmen lazım. Bazı fiillere göre gramerin de değişmesi lazım. Context ve gramer şu anda benim gösterdiğim context ve gramer bunu yansıtmıyor. Ona daha sonra geçelim. Hakkında daha sıkı konuşacağız. Ya da şey mesela I prefer diyorsun ama orada she prefers oluyor, tamam mı? Orada I yerine she gelseydi o ki prefer'ın prefers olması lazım. Onlar nasıl olacak? Onların hakkında konuşacağız daha sonra. Yani context ve gramer esasında tüm parsing işlemini çözmüyor. Başka yapacağımız şeyler de var burada. Tamam. Herhalde bu arada bir yerde kalmıştık. Belki de şunu da verdik. Yani biraz hızlı gitmiştim bunu verip ondan sonra bitirmiştik. Context ve gramer denen şeyin 4 tane elemanı var. Set of non-terminal symbols. Bunlar non-terminallar. Ne yani? O kuralda vardı ya, ABC yazmıştım ya onlar. Verb phrase, noun phrase, S, nominal, determiner bunlar hepsi non-terminal symbol'dı. Ya da değişkenler de denilmiyormuş buna. Orada sigma set of terminal symbols. Set of terminal symbols. Bunlar terminallar. Yani bizim kelimelerine de denk geliyor. N'den farklı bunlar. Bunlar bizim kelimelerimize denk geliyor. R, set of rules or productions, each of in the form of A goes to beta gibi bir tane yapısı var. A non-terminal olacak. Şunun sol tarafında yer alan non-terminal olacak burası. Şu non-terminal. Burası terminal, non-terminal karışık olabilir. Terminal, non-terminal karışık olabilir burası. Tamam. Beta'da ne diyor? Ha, beta diyor işte şunlardan bir söylemiş ya. Terminal, non-terminal karışık olabilir. Sonra da yıldız koymuş bir tane. Ne demek yani? Ne sıfır ya da daha fazla gelebilir bunların içerisinden bir tane gelebilir. Tamam, bir tane S diye stats simbolumuz var. Tüm kurallar S'de başlar. S, sentence'e denk geliyor. 4 tane eleman. Düşünürsek doğal dizgisinden bir kurallarımız var. Bir, onlar R'ler. Sonra kelimelerimiz var. Onlar sigmalar. Bir de bundan terminaller var. Constituency diyorduk ya. Constituency'lere verilen isimler onlar. Bir de onlar var. Tamam. Parsing denen şey de, parsing denen hikaye de çok esasında basit. Adam burada ne demiş ya? Parsing is the process of taking a string and a grammar and returning a parse tree for the string. Bir tane string alıyorsun, ondan sonra grammar alıyorsun. O grammar'a göre o string'in parse tree'sini return ediyorsun. Öyle bir parse tree return ediyorsun ki hiçbir kelime ortada kalmıyor. Herkes bir tane şeye ait, tree'nin bir parçasına ait. Ve o tree de gerçekten o gramer tarafından üretilebilecek bir tane tree olması lazım. It is completely analogous to running a finite state transducer with a tape. Sanki bir tane tape aldığı zaman tape, finite state transducer tape okuyorsun sonra da eğer accept state'ine geliyorsan accept ediyordun ya.
Onun gibi ama birazcık daha kuvvetli. Final State Transducer'ların Final State oturmalarını yapamadığı bazı recursive yapıları çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Yani buna karşılık şu gelecek gibi şeyler söyleyebiliyor. Mesela Final State Transducer'lar birazcık parantez hikayesine zor giriyorlar. Yani dengeleme işlerinde falan. Onlarda birazcık o tür şeylerde recursive yapıları var ama bunlar kadar kuvvetli değil. Konteks seviye gramerler Final State otomatiğe göre çok daha kuvvetliler. Bunun hakkında daha sonradan konuşacağız herhalde başka bir chapter. Tamam. Parsing'lerin hikaye bu. Bu chapter'da bu ve bundan sonraki chapter. Bir ondan sonraki chapter'da parsing hakkında haftaya herhalde parsing konusunun sonuna kadar yapmış olur. Tamam. Şimdi birazcık şu hani L0 graveri vardı ya, ona bir daha dönelim. Çünkü onun üzerinde bayağı bir konuşacağız. Çünkü parsing'i falan onun üzerinde yapacağız. Birazcık onun hakkında konuşalım isterseniz. Cümlelerimiz var. Noun phrase'leri var. Tamam, cümleler var. Ondan sonra tamlamalarımız var. Bir de fiiller, fiilleri tamlayanlar var. Kelime, şey isim tamlamaları var. Bir de isim tamlamaları içerisinde sıfat tamlamaları falan da giriyorlar düşünün. Türkçe olarak düşününüz herhalde. Bir de fiiller ve fiilleri tamlayan şeyler var, yapılar var. Tamam mı? Fiillerle beraber zarfları gibi düşünebilirsiniz. Bunların hakkında birazcık konuşacağız. Noun phrase'ler hakkında konuşurken biraz önce vardı ya. I run diyorsun ama she runs diyorsun. Onunla ilgili bir iki tane hikaye var. Ya da geleceğiz biraz sonra konuşacağız. Word phrase ile ilgili subcategorization onunla alakalı detaylar. Bunlar hakkında konuşalım. Esasında İngilizce'nin daha geniş bir grameri bu. Bir öncekinde S sadece noun phrase, word phrase oluyordu ya. Onda sadece declarative yani bir bilgi vermek için söylediğin şeylerdi. Declarative. A plain left ona uyuyor. A plain noun phrase. Şurası noun phrase oluyor. Tamam mı? Şöyle, şurası noun phrase, şurada verb phrase. İkisini beraber birleştiği zaman bir tane şey çıkıyor, tetiği çıkıyor, noun phrase. Ama bazen her zaman deklaratif cümleler kullanmıyorsun. Bazen de nasıl cümleler kullanıyoruz? İmperatif cümleler kullanıyoruz, emir cümleleri. İşte koş, gel, tamam mı? Yakala falan filan, leave. Onun gibi sadece bir tane verb phrase var. Noun phrase yok başında. Sonra soru hikayeleri var. Yes, no question. Cevaplara evet, hayır olan cümleler. En başa bir tane auxiliary, sonra noun phrase, verb phrase. Auxiliary burada mesela didmiş. Şurada gördüğünüz gibi. Şu benim auxiliary'im. Bu. Şu şöyle noun phrase. Bu da işte verb phrase. Bunun üçü bir araya geldiği zaman, üçü bir araya geldiği zaman bir tane sentence yaptı yine. Bir tane sentence yaptı yine. Başka bir tane dördüncüsü var. Bu da WH'de başlayan kelimeler var ya. Bu, where, when. When falan filan gibi. Başka ne var? Who, where, when, why. Onlar WH ile başlayan şeyler. WH ile başlayan sorular. Onlar da yine böyle bir tane gramere sahip. 4 tane S ile başlayan gramerimiz var şu anda. Yani daha önce bir taneydi. 4 tane S ile başlayabiliyor. Daha önce sadece diklerine bakabiliyorduk. Şimdi bu türlü cümlelere bakıyoruz. Hepsi bu kadar mı İngilizce'nin? Hayır değil. Biraz sonra treebank'lere geldiğimiz zaman göreceğiz ki bazı tree bankleri parse etmek için adamlar 4.000-4.500 tane sadece noun phrase'ler için şey koymuşlar, kural koymuşlar, tamam mı? Onlar çok daha geniş, onlara daha sonra. Tabii tüm gramere bakmayacağız ama ne gibi şeyler olabileceğini, niye o sayı o kadar artıyor onlara bakacağız. Bu sadece başlangıçtaki sentence'lar için verilen gramer, tamam mı? Türkçe için de bu türlü gramerler tanımlanıyor. Yani Türkçenin problemi birazcık, Türkçe'de ağırlık biraz daha morfolojide olduğu için yani kelimenin içerisindeki şeyler, ne diyeyim, kelimenin içerisindeki yapı mana hakkında daha fazla bilgi verebildiği için gramer istediğimiz şekilde oynayabiliyoruz. Çoğu zaman cümlenin içerisindeki fiilin yeri değişik duruyor. Oraya giriyor, başa giriyor, sonra giriyor. Ve hepsi de aynı manaya geliyor. Hepsini de eşit ağırlıkla kullanıyoruz. Belki bize gramer olarak şu daha doğru diyorlar ama konuşma hayatında pratik yazı yazarken falan istediğimiz şekilde bu tür şeyleri söyleyebiliyoruz. O nedenle bu konteks ve gramerlerle Türkçe'yi parse etmek çok zor. Çok fazla ambiguous şey çıkıyor, cümle çıkıyor. Çok fazla ambiguous cümle çıkıyor. Onları halletmek gerçekten o kadar kolay olmuyor. Türkçe için bu chapter sonuna doğru bir dependency parsing var. O birazcık daha uygun. Ama belki de statistical parsing bizim için daha şey olacak. Yani Türkçe için daha uygun bir tane şey olacak. Yapı olacak. Tamam, devam edelim soru yoksa. Tamam, şimdi şu noun phrase'lerine birazcık bakalım. Şurada noun phrase'ler vardı ya, her birinin içerisinde var. Sentence, noun phrase, verb phrase diyorduk. Bu question'ların içerisinde çoğu zaman verb phrase'le beraber geçiyor.
İngilizcenin problemi esasında problemlerin çoğu non-phrase şeyin içerisinde, yapıların içerisinde. Non-phrase determiner nominal. Şurada yazıyordu öyle bir şey, o yazmıyordu bir öncekinde vardı. Böyle bir tane kuralları var adamların. Determiner nominal. Ne demek onlara bakacağız. Determiner işte, E var, D var, o zaman başka birkaç tane daha var. Nominal'da ondan sonra gelen kelimeler grubu. O da bayağı karışık, rekörsü bir şekilde kendisini tanımlayabiliyor. Most of the complex of English noun phrases is hidden in this rule. Bu kuralın içerisinde çoğu bunların. Most of the complex of English noun phrases is hidden in this rule. Noun phrase ile alakalı problemlerin çoğu burada. Şeylerde çoğu, cümledeki çoğu problemde noun phrase ile alakalı oluyor. Yani noun phrase çözdüğün zaman verb phrase arka falan oluyor. Consider the derivation of the following example. Garip bir cümle. All the morning flights from Denver to Tampa leaving before 10. Gördüğünüz gibi bu bir şey değil. Bu bir tam cümle değil bu. Tam bir cümle değil. Niye tam bir cümle değil bu? Fiil yok. Fiil yok, evet. Yani ne? Bu bir tane sadece noun phrase, değil mi? Koskocaman bir tane isim tamlaması. All the morning flights from Denver to Tampa leaving before 10. Saat 10'dan önce Denver'dan Tampa'ya uçan tüm uçuşlar diye bir tane koskocaman bir tane grup. Bu bir tane noun phrase. Noun phrase'i şimdi parse edelim. Parse işte burada. Noun phrase kuralları tüm gramerin hepsini vermedim. L0 gramerin hepsini vermedim. Biraz sonra çıkacak. Predeterminer var. Söyle noun phrase gördüğünüz gibi predeterminer noun phrase var. Noun phrase ise determiner nominal var. Nominal hatırladığınız biraz önceki şuydu. Determiner nominal. Ondan sonra bir daha şey halinde şurada biraz recursive olduğu için girebiliriz içerisine. Şurada bir tane nominal ing alan bir tane verb phrase leaving before 10. Verb phrase ama bu ing'li şey hali var ya bunun sonra girantıyorduk onlara. Leaving sonra ing'yi gelen şey oydu. Yapısı oydu. Nominal ve sonunda ing almış verb phrase. O bir tane verb phrase geliyor. Flights leaving before 10 diyebilirim ama adam flights dememiş. Ondan önce morning flights from Denver to Tampa. O sadece bir tane daha nominal var. Nominal'in içerisinde şurası bu sefer. Nominal burada ve prepositional phrase var. Tamam mı? Mesela flights to Tampa diyebilirdim buraya. Ama daha recursive bir yapı var onun içerisinde. Daha da içeri giriyor. Bir daha nominal ve prepositional phrase. Aynı kural iki defa kullanmış burada. Nominal ve prepositional phrase. Flights from Denver diyebilirdim ama hayır, içerisinde başka bir şey daha var. Bir tane daha var burada. Nominal noun kuralı kullanmış. Yani şöyle bir tane kural var diye. Nominal noun. Bunu kullanmış. Nominal da noun olmuş. Morning flights olmuş da. Morning flights. Morning flights from Denver to Tampa. Tamam. The da oradaki yukarıdaki tabi yukarıdaki noun phrase'den geliyor. Karmaşık bir yapı yani. Bunu bulup getirmek bir araya bilgisayar programı aracıyla getirmek bu verilen cümleden. All the morning flights from Denver to Tampa leaving before 10. Bilgisayar programı aracıyla bir araya getirmek, tree'yi çıkarmak falan kolay bir şey değil. Ve işin içerisinde en büyük değildiği zamanlar çok daha zor olmaya başlıyor. Bir tane şey yok çünkü. Bunun çok bir tane parsi yok, birden fazla parsi var. Biraz sonra onlara bakmaya başlayacağız. Tamam. Noun phrase ile ilgili zorluklar, biz şuraya, burada şuradan geldik. Determiner nominal vardı ya burada. Determiner nominal. İşte şu. Tamam. Nominal ama nominalin de kendi içerisinde bir sürü kurallar var. Her şey nominal olabiliyor bir sürü mesela. Nominal şurada nominal, girandir nominal diye şey yapıyor. Geliyor. Ondan sonra nominal burada nominal proposition. Bir de nominal proposition. Bir de nominal. Kaç tane nominal kuralı var burada söyleyeyim bana. 1 Kaç tane? 3 değil mi? Evet. İki tanesini, bir tanesini iki defa kullanmış. Dört defa kullanmış ama üç tane nominal kuralı var. Değil mi? Kaç tane noun phrase kuralı var? Bir de determiner noun phrase, determiner noun. İki tane noun phrase kuralı var. Değil mi? Aa pardon yok. Arkadaşın söylediği doğru ya. 4 tane nominal kuralı var. Dördüncüsü nerede? Birincisi bu. Değil mi? Birincisi bu. İkincisi bu. 2 ile 3 aynı birbiriyle.
Üçüncüsü bu, dördüncüsü de şu. Gördünüz mü? Yani şöyle bir tane kural var. Nominal noun. Tamam. Böyle bir tane kural var. Nominal oldukça karışık adam söylemiş ya, hepsi de burada bu kadar yok. Bu basit gramerin içerisinde bile nominal bayağı geçiyor. Tamam. Credit is this MP is really about flights. Yani bu noun phrase'in uçuşlar hakkında olduğu biliyoruz. Gördük onu. Genelde noun phrase'in ya da verb phrase'in ya da tüm cümlelere bir tane head atanıyor. Bu cümlenin head'i ne? Öyle bir tane kural var. That's the center critical noun in this noun phrase. Let's call that the head. Bunun head'i, şu noun phrase'in head'i, toplam noun phrase'in head'i flights. Tamam. Bunun head'i flights. Bunu bulmak için de basit şey kuralları var. Gramer kuralları var. Mesela diyorsun ki şu noun phrase şu mesela. Şu kurala bakalım. NP predet NP olduğu zaman, tamam mı? Eğer böyleyse şu NP'nin head'i şu NP'nin head'i ile aynı diyorsun. Oradaki NP'nin head'ini alıyorsun, oraya koyuyorsun. Onu yukarı doğru çıkarıyorsun. Sentence'in de bir tane head'i oluyor. Sentence'in head'i de hani eğer şöyle durum şöyleyse noun phrase, verb phrase ise bu sentence'in head'i verb phrase'in head'i oluyor. Tamam mı? Yani en alttan yukarı doğru bir tane head yukarı doğru gidiyor. Bazı head'ler ortada kayboluyor. Bazıları en sona kadar çıkıp sentence'in head'i oluyor. Buradaki flights en aşağıdaki flights ta noun phrase'e kadar çıkmış. Her bir kuralım ben işte diyor predeterminer noun phrase ise kuralım buysa noun phrase'in head'i yeni noun phrase'in head'i olacak. Bu aşağılarda da var mesela şurada. Şunun mesela. Şunun ikisi çok basit. Bunun head'i bunun head'i olacak. Oradan buradaki şu nominal'ın head'i warning ama şu nominal'ın head'i flight. Oradan geliyor çünkü. Tamam. Yine böyle nominal şurada var ya. Nominal verb preposition phrase. Bunun head'i olacak. Bunun gibi ambiguity yok head'i terminate etmekte. O rahat bulunabiliyor. Ve bununla ilgili şey. Kullanacağımız yerler çok. We can dissect this kind of NP into stuff that can come before the head and the stuff that can come after the head. Head hakkında konuşmaya başlıyorsun. Head'den önce gelenler, head'den sonra gelenler, head'i tanımlayanlar, head'i dedikleri falan gibi şeyler söylüyorsun. Daha sonra bunun hakkında konuşuyoruz. Bu head fikri bir aklımızın bir kenarında kalsın. Tamam. Determiner'lar hani vardı ya şu bizim şeyimiz. Şunun hakkında konuşuyoruz hani. Determiner nominal. Şunun hakkında konuşuyorum burada. Bunun hakkında konuşuyorum. Determiner nominal. Birazcık head falan konuştuk ama tekrar döneceğiz oraya. Determinerler hakkında konuşuyoruz. Noun phrases can start with determiners. Determiner nominal demiş ki noun phrase. Nominal'dan önce gelenler. Hangileri bunlar? İşte simple lexical items. The, this, a, and falan filan var. A car mesela. A orada. Determiner. Car da nominal. Nominal olsa noun'a dönüşüyor. Noun da car oluyor. Ya da possessive olabiliyor. John's car diyorsun mesela. Car yine burada determiner John. Ya da yani complex recursion version of that. John's sister's husband's son's car. Şu olduğu gibi bir determiner. Tamam mı? Bu bir tane determiner. Bu da nominal. Tabii bu determiner ama determiner da kendi içerisinde şey yapıyor. Determiner, determiner, determiner diye yine recursive bir şekilde parçalanıyor. Onu da determiner'de kurallara daha sonra geleceğiz. Tamam bunlar determinerlar. Sonra gelelim hani kuralımız neydi bizim baktığımız kural? Noun phrase, determiner, nominal'da. Onların hakkında konuşuyoruz. Contains the head and pre and post modifiers of the head. Nominal da bu. Contains the head. Nominal içerisinde head oluyor. Head'i biraz önce yaptım ya. Ondan sonra içerisinde pre and post modifiers of the head diyor. Onu da söylemiş. Pre and post modifiers of the head. Mesela şu quantifiers, cardinals, ordinals bunlar. Tamam mı? Önüne gelen, head'in önüne gelenler. Burada three cars dediğim zaman şeyin card'ın önüne gelmiş o three denen hikaye quantifier olarak ya da card'ın ya da ordinal olarak. Bunlar pre olanları,
Ondan sonra sonuna gelenlerde pre and post modify. Post modify'ı koyamamış mıyız buraya? Ejectifler var. Post modify'ı bir sonraki slide'da koyacağız herhalde. Bir de ordering, bir dakika. Şunlara bakalım ilk önce. Nominal hakkında konuşuyoruz. Nominaların içerisinde bir defa head var. Şurada olduğu gibi. Şuna dönelim. Şuradan, şuradaki nominal daha kolay gibi. Morning flights. Tamam mı? Bu bir tane morning flights. Bir tane nominal gördüğünüz gibi. Onun içerisinde bir tane head'den önce gelen kelimeler var. Head'den sonra kelimeler gelenler var. Mesela tamam bu güzel bir örnek bence. Burası bir nominal değil mi şurası? Şu bir nominal. Bir tane nominal. İşte morning flight dediği zaman morning head'den önce gelenleri. Ondan sonra flights from Denver dediği zaman head'den sonra gelenleri. Bunun hepsi yine bir tane nominal. İçe iki tane nominal girmiş. Anlatmaya çalıştığı şey adamın burada bu. Nominallar öyle şeyler. Contains the head and any pre and post modifiers of the head. Head var içerisinde bir. Ondan önce gelen kelimeler var, gruplar var. Ondan sonra gelenler var. Birisinde pre modifier, birisinde post modifier deniyor. Pre modifierler içerisinde three cars var. Ya da large cars var. Tamam mı? Bunlar pre modifierler. Bir de sonra gelen post modifierler var. İşte flights from Tampa diyordu ya. Onlar da bizim post modifierlerimiz. Yalnız bu pre modifierler hakkında şunu söylemiş adam. Bunlar bir ordering constraint'leri var. Gramer de bu işe çok fazla karışmıyor. Three large cars diyorsun ama large three cars demiyorsun değil mi? Yani desen de manası bir garip değiştiremiyorsun. Yani Türkçe'de de var ya işte üç sarı araba, sarı üç araba demezsin değil mi? Sarı üç araba denir mi? Üç sarı araba dersin ama sarı üç araba demezsin. Sarı üç araba deyince sanki üç araba diye bir tane yer varmış da, üç araba diye bir makine varmış da, o da sarıymış falan gibi manasına geliyor. Ordering constraint'lerini bu bizim gramerimiz yansıtmıyor. Onu yansıtmıyor. Yani ilk önce sayı, ilk önce şey gelir, kardinaller gelir, quantifierler gelir, ondan sonra adjective'ler gelir. Bir gramerin içerisinde öyle kurallar yok. Gramer esasında biraz sonra geleceğiz, biraz gevşek. Gevşek dediğim, dilde olmayan şeyleri tanıyabiliyor. Mesela large tree karşı gramer tane evet diyor. Dememesi lazım. O yüzden biraz geliştireyim ya. Post modifierler işte bunlar. Prepositional phrases. Bunlar bir tane post modifierlerden bir tanesi. From Seattle. Neydi? Flights from Seattle. Flight headed from Seattle. Bunun post modifier ve prepositional phrase. Ya da non-final clauses, arriving before noon, flights arriving before noon. Hani girandı bir hali vardı ya onun, o hikaye. Relative clause ama bir de işte flights that serve breakfast. Tamam. Bunlar işte post modifier ile ilgili kurallar. Nominal prepositional phrase, nominal girandı word phrase, nominal relative clause. Bunlar nominalın bizim şu anda kullanacağımız post modifierları. Nominalların tüm kuralları burada bitiriyor. Bir de ondan önce pre-modifierler vardı ya. Mesela şeylerdi, terminaller vardı. Şurada anlattığım terminaller vardı. Şunlar. Tamam. Yani nominallerden önce bunlar da gelebiliyor. Yani bir yerde terminallerle ilgili kurallar da var. Biraz sonra onlara bakacağız. Tamam. Şimdi şu daha önce konuştuğum hikayeye bakalım. Agreement. This flight dediğin zaman determiner noun, determiner noun ya da determiner nominal bunu çözüyor. Problem yok. Yani şunu çözmeye çalışırsam eğer şu determiner olur, şu da noun olur. Ondan sonra bunun ikisi beraber yok ikisi beraber olmaz değil mi? Şurası nominal olur. Sonra bunun ikisi beraber bir tane noun phrase ya da dedim noun phrase olabilir. Noun phrase olabilir burası. Tamam mı? Okunmuyor ki bu ya. Ama siz anladınız tamam ya. Şuraya yazayım tamam. Ya da belki de şu daha güzel değil mi? Şunun aynısını yapabilirim buraya doğru. Bu determiner olabilir. Bu noun olabilir. Ondan sonra bu nominal olabilir. Konusu ikisi beraber noun phrase olabilir. Gördüğünüz gibi this flights'ın karşısında herhangi bir engel yok parse edilmemesi için. Değil mi? Ama İngilizce olarak yanlış bir noun phrase var. This flight demezsin. Tamam mı? These flights dersin ya da those flights dersin. Gramer olarak yanlış bu. Ya da those flights der, those flight demez. Those flights denir. Tamam mı? Bu da yine.
aynı şekilde pars olabilir. Bunlara non-franchise agreement deniyor. Non-franchise agreement deniyor. Ve bu agreement'ı kontekst veri gramerlerle doğrudan bizim yaptığımız şekilde handle etmek kolay değil bizim yaptığımız şekilde. Başka bir iki tane yollara bak, grameri bayağı bir büyütüyorsun, ona bakacağız. Agreement'ın manası bu. By agreement we have in mind constraints that hold among various constituents that take part in a rule or set of rules. Tamam mı? Kısıtlamalar var. Yani bir kuralın içerisindeki kelimenin tipi, kuralın içerisindeki başka kelime tipini sınırlıyor. Şunun flight olması, tamam mı? Flight olması şuradaki determinerleri birdenbire azaltıyor. Bu flight ise orası this olamaz artık. This ya da those olması lazım. Tamam mı? This diyemez. Bunun gibi kısıtlamalar, agreement'ler bunlar da var, ilgili bol miktarda var bunlar da. Hatta Türklerin en çok yaptığı problemlerden bir tanesi hep şey yaparlar, yani it'ten sonra işte it shows yerine it show falan filan derler, hep unuturlar. Tekrar dönüp baştan bakmaları falan gerekir. Nedense bizde bu agreement İngilizce'deki gibi değil herhalde. Çok rahat kendi dilimizdeki agreement, yani ben geldi demiyorsun, ben geldim çok rahat diyoruz ama ya da o geldi. O geldiği çok rahat diyoruz ama işte it comes demek yerine daha çoğu zaman it comes, özellikle cümleler büyük olduğu zaman agreement'i nedense unutuyoruz. Bu da bunun gibi bir şey herhalde. Kodeks ve grammar'da agreement için ayrı kurallar kullanmamız lazım. Bizim yaptığımız şekilde burada olmayacak. Onu yapamıyoruz. Tamam. Our earlier LDOs are clearly deficient since they don't capture this constraint. Yapamıyorlar, bunun için yapacak bir şey yok. Buna şey diyor, bu diyor context free grammar diyor, overgenerate ediyor diyor. Overgenerate'in Türkçesi ne? Aşırı? Üretim. Aşırı üretim. Aşırı üretim demek ne demek söylüyor yani? Birazcık bahsettiğim insanı. Bir daha söyle. Üretmemesi gerektiği şeyleri üretiyor, kabul etmemesi gerektiği şeyleri de kabul ediyor mesela, vardı ya biraz önce. This flight'ı kabul ediyor ama this flight'ı da kabul ediyor, this flight'ı da kabul ediyor. Etmemesi lazım, overgenerate. Yani eğer bir şey reject ediyorsa doğru, reject olmaması lazım o cümleyi. Ben bu cümleyi pars edemedim. Ama pars ettiği bazı cümlelerde gerçekten olmaması gerekli cümleler, overgenerate ediyor. Tamam mı? Buna daha sonradan bakacağız. Ne çözümümüz ne sizce, buna çözüm ne? Nasıl çözersiniz bunu? This flights demesin, these flights desin her zaman. Nasıl halledersiniz bunu? Eğer non-phrase determiners nominal derseniz onu engelleyemezsin. Ne demeniz lazım? Nasıl halledersiniz bunu? Context free grammar kuralların içerisinde kalarak. Plural determiners, plural nominal. Evet, kuralları özelleştiriyorum. Yani non-phrase ama singular non-phrase'ler yaparım, bir de plural non-phrase'ler yaparım, değil mi? Determiner'lar hangileri mesela? Singular determiner'lar, the, this falan filan. Bir de plural determiner'lar var. Yok onların içerisinde. The var, these var, those var, değil mi? Öyle şeyler, kurallar yapacaksınız. Ne oldu birdenbire? Kuralları, her bir kuralı ikiye katladınız. Tamam mı? İkiye çarptınız bu tür agreement. Sadece bu. İşte singular plural agreement'lar da başka agreement'lar da var. Türkçe'de agreement çok daha fazla. Onların hepsini bir yere koyduğunuz zaman sayı bayağı bir artıyor. Ama onları dediğim gibi geleceğiz. Tamam. Non-phrase'ler hakkında konuştuk. Non-phrase'ler karışıktı. Word-phrase'ler de o kadar karışık. Kendi işlerinde o kadar karışık. Kendi ikisinde ayrı ayrı problemleri var. Non-phrase'ler içerisinde nominaller hakkında konuştuk. Peki dedik nominalleri sanırım şuradan bitirdik. İşte nominal propositional phrase. Proposition phrase from Seattle to Seattle falan gibi şeylerdi. Hatta şunu recursive yapıyı görüyorsunuz değil mi? İşte nominal proposition phrase diyorsun, nominal bir daha gelebilir, bir gözlü bir şekilde. Flies from Seattle to, tamam şöyle şey edebiliyorsun. İşte flies from Seattle via Washington to Germany falan gibi laflar edebiliyorsun. Uzatabildiğin kadar uzatıyorsun yani. Hani Türkçe'de de var bu tür şeyler yapabilirsin. İngilizce, bunu, hani Türkçe bunu kelime seviyesinden, morfolojiyle yapıyordu hatırlıyorsan. Yani yaptırmak falan filan vardı ya. İngilizce de bu cümle seviyesinde, gramer seviyesinde var. Çok hızlı bir şekilde yapıyor işte buradan buraya. Türkçede de var ama yani İngilizler onu daha fazla kullanıyorlar herhalde. Yani işte onun halasının, oğlunun, şusunun, busunun